Sayın Vekilim, madem ulusal gündemden girdik, bir tweetinizi daha okuyacağım. Onu değerlendirmenizden sonra biraz orada inerim çünkü çok da vaktinizi almak istemiyorum. Bir tweetinizi gördüm. Suriyeli gelmesin demek, Afganlı gelmesin demek, misafir kabul etmeyecek kadar vicdansızlık demekse, buyurun misafirleri ağırlamayı sizden başlayalım. Ölümden kaçtılarsa, bayramda ölüme mi koştular ki Suriye'ye gittiler? Sınırları kevgi tarlasına çevirdiniz, yeter artık be usta demişsiniz. Tabii son zamanlarda yeniden Suriyeliler üzerinde Türkiye'de siyaset dönmeye başladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen bir tweet attı. Dedi ki Suriyeliler gitsin diyorsunuz ya, Suriyelilere sordum gider misiniz? Onlar bana dedi ki önce siz geldiğiniz yere bir gidin, biz bakalım gidiliyor mu, biz de gideriz. Bu nasıl bir vicdansızlık? Bu nasıl bir hainlik? Bu nasıl bir millete hakaret ya? Biz Suriyeliler gibi vatanını terk edip kaçarak gelmedik bir ülkeye. Biz Suriyeliler gibi bayramda gidelim, bayram namazını kılalım, bayramlaşalım, arkasından da dönüp bir daha Türkiye'ye sığınalım diyerek gelmedik bu ülkeye. Biz Anadolu'ya 1071'den önce de geldik. Biz Danişmentlilerle Anadolu'daydık. Biz Selçuklu'yla Anadolu'daydık. Biz Osmanlı'yla Anadolu'daydık. 1500-2000 yıllık bir tarihimiz var bizim Türkler olarak Anadolu'da. Ve biz Anadolu'yu vatan kanımızla yaptık. Canımızla yaptık. Yani biz Suriyeliler gibi kaçarak, göçerek, korkakça memleket değiştirmedik hamdolsun Allah'a. Biz Anadolu'da fütühatlar, fetihler gerçekleştirerek bu vatanı, Türk vatanı yaptık. Türk coğrafyası yaptık. Bizi AK Parti'nin genel başkan yardımcısı Mustafa Şen Suriyelilerle kıyaslıyor ve diyor ki Suriyelilere dön diyorsanız önce siz geldiğiniz Orta Asya'ya dönün. Yazıklar olsun. Bu nasıl bir siyaset anlayışı? Bu Suriyelilere geliyor demek, Afganlı'yı geliyor demek niye vicdansızlık olsun? Efendim bunlar muhacirmiş, muhacire sahip çıkmak lazımmış. Hayırdır ya? Hayırdır? Arabistan niye sahip çıkmıyor o zaman muhacire? İran niye sahip çıkmıyor muhacire? Irak niye sahip çıkmıyor? Afganistan'dan gelenler 2000 kilometre İran toprağını çiğneyerek Türkiye'ye geliyorlar. Muhacirlik varsa İran İslam değil mi? İran şeriatla yönetiliyor. Niye İran sahip çıkmıyor bu muhacirlere? Niye Suriye'ye Iraklı, İranlı sahip çıkmıyor? Niye Lübnanlı sahip çıkmıyor? Niye Mısırlı sahip çıkmıyor da bu Suriyeliler ısrarla Türkiye'ye geliyor? Bunu söylüyoruz. Bunu söyleyince vay efendim vicdansınız. Ülkenin Cumhurbaşkanı da dahil olmak üzere siz vicdansızsınız, merhametsizsiniz. Biz mazlumlara sahip çıkarız. Biz de soruyoruz o zaman mazlumsu bunlar. Madem misafirliği bu kadar seviyorsanız alın önce kendi evinizde misafir edin. Önce siz bir bakın görelim. Misafirleri evinize alın ağırlayın. Suriyeli çocukları evlat edinin o zaman. Sahip çıkın. Yok toplama kamplarında, Birleşmiş Milletler kamplarında veya sokaklarda. Bedelini kim ödüyor? Tacize uğrayan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşı çocukları ödüyor. Bedelini kim ödüyor? Gasp edilen, öldürülen, insafsızca saldırılan bizim vatandaşlarımız ödüyor. Dolayısıyla bu Suriyeli ve Afganlı sevgisi nedir ya? Ve Angela Merkel, Almanya Başbakanı diyor ki Türkiye Avrupa Birliği'ne giremez ama göçmenler konusundaki tavrını destekliyoruz. Yani diyor ki siz göçmen almaya devam edin, siz Afganlı almaya devam edin, siz Suriyeli almaya devam edin. Şimdi Mustafa Şen, ben Moda TV aracılığıyla sesleniyorum Mustafa Şen'e. Ben de sordum Suriyelilere Mustafa Şen. Ne işiniz var bu ülkede dedim. Bana dediler ki parasını ödeyerek bu ülkedeyiz. Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler bizim paramızı ödüyor. Otel hizmeti görüyorsunuz dediler. Hadi şimdi çık cevapla. Ödüyorlar mı parasını? Suriyelilerin parasını Birleşmiş Milletler Avrupa Birliği mi veriyor? Angela Merkel ben veriyorum diyor. Birleşmiş Milletler ben veriyorum diyor. Ve Suriyeliler de diyor ki bizi bakmak zorundasınız diyor. Pekala parayı Avrupa Birliği ödüyorsa, Birleşmiş Milletler ödüyorsa öyleyse bu ülkenin Cumhurbaşkanı 40 milyar doları harcadık diye niye diyor ve kimin parasını harcadın Suriyeli'ye?
Dolayısıyla biz bunu sormak durumundayız. Artık yeter, canımıza tak dedi. Bir de Suriyeli niye geldin diye neredeyse dinsiz ilan edecekler. Kardeşim bir yanlışın içinde değil misiniz ya? Arap seviciliği din olmaz ya. Arap bunlar ya. Arap'la İslam dinini aynı görmeye başladık ya. Gelen Suriyelilerin büyük bir kısmı ne cami biliyor ne kıble biliyor. Yani camide gördüğünüz yok. Birçoğu da Hristiyan. Kimsenin dinini ayırdığım yok ama öyle bir hale getirdiler ki Arapsa Müslümandır, Arapsa İslam'dır. Hayır kardeşim. İslam dini bütün insanlığın ortak dinidir. Arap'ın dini değildir İslam dini. Bütün insanlığın dinidir. Ama öyle bir hale getirdiler ki Arap'ı sevmek zorundayız. Arap'a sahip çıkmak zorundayız. Arapçılık aldı başını gidiyor ya. Ya öyle bir hale getirdiler ki daha dün Filenin sultanları 17 yıl sonra Çin'i 3-0 yeniyor. Biz Filenin sultanlarıyla gurur duyuyoruz voleybolcularla. Kendisine hoca diyen biri çıkıyor. Yazıklar olsun diyor. Oranız buranız açık bir şekilde diyor. Sizin analarınız burnunu bile göstermezdi diyor. Siz de diyor bacak çıplak diyor, kol çıplak, yüz açık. La oğlum bunun neyini düşündün sen? Bu nereden aklına geldi senin? Bizim aklımıza gelen 17 yıl sonra Çin'i 3-0 yenen Türk milli takımının, bayan milli takımının gururu, adamın aklına gelen baldır bacak çıplaklık, başka bir şey düşünmüyor. Şimdi bunu bize bir de din diye yutturuyorlar. Bize Arap'a örnek veriyorlar ama örnek verdikleri Arapları görüyoruz. Suriyelileri bu ülkede Arapları görüyoruz. Dolayısıyla biz bunun için diyoruz ki yeter artık usta. Bizi muhacir falan işiyle oyalamaya devam etme. Biz açız. Millet aç. 10 milyon genç işsiz. 700 bin öğretmen atama bekliyor. 100 binin üzerinde sağlıkçı atama bekliyor. Patoloji mezunları, diğer teknikerleri, emlak teknikerleri, inşaat mühendisleri, ziraat mühendisleri, harita mühendisleri, milyonlarca genç atama bekliyor. İşsizlikten bunalıma girdiler. Hukuk fakültesi mezunları atama bekliyor. Hukuk fakültesi mezunları zabıta imtihanına girmek zorunda kalıyor. Sen hala bize diyorsun ki muhacire sahip çıkalım. Kendi milletine sahip çıkmıyor. Kendi insanına sahip çıkmıyorsun. Ama araba sahip çıkalım ve o araba sahip çıkmayı da bize din diye pazarlamaya çalışıyorsun. Onun için yeter be usta diyoruz. Yeter be usta. Artık bizi kandırmayı bırakın, milleti kandırmayı bırakın, bu milletin çocuklarına sahip çıkın diyoruz. Evet.